Herkese merhaba. Ben Doktor Mustafa Kalkan. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyim. Bugün sizlere Helicobacter pylori'den bahsetmek istiyorum. Günümüzdeki en önemli problemlerden bir tanesi olan ve toplumumuzda oldukça yaygın gözlenen Helicobacter pylori enfeksiyonu. Neden bulaşır? Hastalığı kolaylaştıran faktörler nelerdir? Belirtileri arasında neler görülebilmektedir? Ve tedavide yardımcı destekler nelerdir? Gelin hep birlikte buna göz atalım. Helicobacter pylori nedir? Helicobacter pylori bir bakteri, özellikle midede yerleşen, midedeki mukus tabakanın altında saklanan ve kronik inflamasyona yol açan bir bakteri. Kronik inflamasyona yol açması sebebiyle uzun dönemde gastrit gibi, ülserasyonlar gibi ve çok daha uzun süreçte eğer tedavi edilmezse ve kronik inflamasyon devamlı olursa mide kanserine kadar giden süreci başlatabilen bir enfeksiyon. Ancak toplumda pozitifliği çok yaygın bir enfeksiyon. Neredeyse %85'lere varan bir toplumda pozitiflik var. Tabii ki de pozitif olmak demek illaki belirti göstermek anlamına gelmiyor. Bu pozitif vakalarında %20'sine yakını semptomlarla kendini gösteriyor. Nedir bu semptomlar? İşte gastrit gibi, reflü gibi, hazımsızlık gibi, mide ağrısı gibi, bulantı, kusma veya geğirme gibi sinirim sistemiyle ilgili problemler Helicobacter pylori'nin belirtileri arasında sayılabilir. Helicobacter pylori Dünya Sağlık Örgütü tarafından dünyada antibiyotik direncinin en önemli sebeplerinden bir tanesi olarak belirtiliyor. Neden? Çünkü tedavide antibiyotik tedavi esas ancak toplumda çok yaygın bir şekilde pozitif olduğu için her ne kadar antibiyotik tedavisi yapılsa da ya tedavi başarısız oluyor ya da sürekli tekrarlayan enfeksiyonlar şeklinde Helicobacter pylori kendini gösterebilmekte. Helicobacter pylori peki neden bulaşır? Çünkü toplumda çok yaygın bir pozitiflik var. Siz her ne kadar negatif olsanız bile belki tedavi oldunuz ve Helicobacter pylori vücuttan temizlendi. Ondan sonra tekrar eşiniz pozitifse veya aile üyelerinden bazılarında Helicobacter pylori pozitifliği varsa buradan size tekrar bir bulaş söz konusu olabilir. Veya toplu yaşamanın getirdiği problemler nedeniyle sosyoekonomik olarak daha zayıf ailede yaşayanlar, toplu ortamda yaşayanlar, sebze ve meyvelerin tam anlamıyla yıkanmaması veya dezenfekte edilmemesi gibi bazı problemlerle Helicobacter pylori tekrar tekrar bulaş olabiliyor. Siz de Helicobacter pylori enfeksiyonundan muzdaripseniz ve bir türlü kurtulamıyorsanız gelin aslında Helicobacter pylori neden oluyor? Bunu kolaylaştıran faktörler nedir? Biraz bundan bahsedelim. Şimdi kanalımı uzun zamandır takip edenler bilecektir. Mide enzimi ile ilgili bir video yayınlamıştım. Şimdi bu videodan sonra da hala o videoyu izlememiş olanlar varsa lütfen mide enziminiz eksik olabilir başlıklı videomu kesinlikle izleyiniz. Aslında sadece Helicobacter pylori enfeksiyonuna giden sürecin değil, vücudumuzdaki birçok hastalığın temelinde mide enzimindeki eksiklik yatmakta. Neden? Çünkü normal senaryoda, normal insan fizyolojisinde biz yemek yedikten sonra iyi bir mide asidi var olacak ki birkaç saat içerisinde o besinleri sindirip ince bağırsağa gönderebilelim. Ama sizin mide asidiniz eğer iyi değilse ne olur? 1-2 saatte sindirilmesi gereken besinler artık daha uzun sürede sindirilmeye çalışılır ve çoğu zaman da tam anlamıyla sindirim tamamlanamaz. Sindirim tamamlanamadığı için besinler uzun süre midenizde kalırlar. İşte mide asidinin sindirim yanında bir diğer görevi de aslında besinlerdeki bakteriyel veya viral temizlik yapmak. Yani kimyasal temizlik gerçekleştirmek. İyi bir mide asidiniz yoksa bu besinlerle alınan bakteriler de tam anlamıyla öldürülemez. Tam tersi, tam da besin ortamında zaten aradıkları besin içeriğine de sahip bir ortamda bulundukları için bakteriler daha kolay üreme ortamı bulurlar. Hatta üreyerek gaz üretirler. İşte geğirme gibi, hazımsızlık gibi birçok problemin kaynağı da buraya dayanmaktadır. Yine besin daha uzun süre midede kaldığı için yemek borusuna baskı yaparak yemek borusuyla mide arasındaki kapakçığın açılmasına sebep olur. Reflüye giden problemler de bu nedenle gerçekleşir. Yani gördüğünüz gibi aslında mide şikayetlerinin temeli de Helicobacter pylori enfeksiyonuna giden sürecin başlangıcı da aslında kötü bir mide asitliğinden kaynaklanıyor. Yani
Yani siz ben sürekli antibiyotik tedavisi kullansam bile Helicobacter pylori'den bir türlü kurtulamıyorum veya bir süre rahat ediyorum ancak sonrasında tekrarlıyor diyorsanız burada problem mide asitinizin zayıf olması olabilir. Bu nedenle Helicobacter pylori enfeksiyona yakalanmamak istiyorsak öncelikle mide asitimizin güçlü olması gerekiyor. Sadece Helicobacter pylori enfeksiyonundan korunmak için değil, diğer mide şikayetlerinden korunmak için de iyi bir mide asit varlığı şart. Burada diğer videomda da anlattığım gibi bazı besin takviyeleri oyuna dahil edilebilir. Betain, HCl ile pepsin, malik asit gibi bir kombinasyon oyuna dahil edilebilir. Veya doğal yollarla mide enzimini güçlendirmenin de yolları burada uygulanabilir. Bu kısım neden Helicobacter pylori oluyoruz veya tekrarlayan enfeksiyonlara neden maruz kalıyoruzun cevabıydı. Yani hem korunmak için hem tekrarlayan enfeksiyonlardan korunmak için iyi bir mide asidi şart. Ama hasbelkader bu enfeksiyona yakalandınız ve şu an Helicobacter pylori pozitifsiniz. Mide şikayetleriniz var. Belki de doktorunuz tarafından üçlü tedavi, dörtlü tedavi dediğimiz işte antibiyotik mide koruyucu kombinasyonundan oluşan bir tedavi de size reçete edilmiş olabilir ve bu nedenle yolunuz bu videoyla kesişmiş olabilir. Videonun son kısmında da Helicobacter pylori enfeksiyonunun tedavisindeki yardımcı desteklere de gelin bir göz atalım. Geldik Helicobacter pylori enfeksiyonunun tedavisine. Şimdi Helicobacter pylori bir bakteriyel enfeksiyon. Dolayısıyla tedavisinde antibiyotiklerin yer aldığı üçlü tedavi veya dörtlü tedavi dediğimiz değişik tedavi rejimleri var. Bunlar antibiyotiklerden oluşan, mide koruyucudan oluşan, eğer dördüncü ilaç olarak Bismut da eklenirse dörtlü tedavi olarak isimlendirdiğimiz bazı tedavi kombinasyonları bulunuyor. Evet, bu tedavi kombinasyonlarını uygulayabiliriz. Bu tedavi rejimlerine ek olarak bazı eklenebilecek yardımcı destekler de söz konusu. Bunlardan bir tanesi biliyorsunuz daha önce probiyotik nedir, prebiyotik nedir, postbiyotik nedir gibi birçok videoda bağırsak sağlığı, mide sağlığında bu bakterilerin rolünden bahsetmiştim. Bütün dünyadaki aslında genel kural gibi bir ortamda iyiler daha fazlaysa kötüler yaşama ortamı bulamazlar. Aynı bunun gibi bizim Helicobacter pylori'de de etkili bazı bakteriler var. Özellikle bakterinin hücre duvarını, hücre duvar elemanlarını, postbiyotiklerini mideye gönderdiğimizde Helicobacter pylori'ye yapışan ve onun atılmasını sağlayan bazı özel postbiyotikler de artık mevcut. İşte Lactobacillus reuteri DSM 17648 suç kodlu bakterinin postbiyotik ürünleri yani duvar yapı ürünlerinin yapılan çalışmalarda 14 gün süreyle kullanıldığında Helicobacter pylori tedavisini %50'den fazla artırdığı, semptomları ciddi bir şekilde azalttığı ve sadece bu postbiyotik kullanılsa dahi neredeyse antibiyotikler kadar tedavi başarısına katkı sağladığı gösterilmiş. Aynı zamanda eğer antibiyotik kullanırsanız bunlarla da birlikte güvenle kullanılabilen bir postbiyotik. Çünkü ölü bakteri yapıları olduğu için antibiyotiklerle etkileşime girmez ve güvenli bir şekilde antibiyotiklerle birlikte kullanabilirsiniz. Artık ülkemizde de bu postbiyotik bulunuyor ve tedavi başarısını ciddi anlamda artıran bir postbiyotik. Bu izlediğiniz videoda gördüğünüz üzere verdiğimiz bu bakterinin duvar yapı elemanları Helicobacter pylori'nin duvarına özel yapışma yeteneğine sahip postbiyotikler yapışarak işte videoda gördüğünüz gibi gayta ile birlikte atılmasını sağlıyorlar ve vücuttaki Helicobacter pylori yükünü anlamlı bir şekilde azaltıyorlar. İkincisi, evet bir önceki kısımda Helicobacter pylori'ye yakalanmamak için iyi bir mide asidi şart demiştik. Ancak bir kere Helicobacter pylori'ye yakalandıysanız bu sefer Helicobacter pylori'nin atılmasını kolaylaştırmak için de mide asidini inhibe eden bazı maddeler de burada önem kazanmakta. Yani biz atılımı kolaylaştırmak için tam tersi mide asitliğini düşürmemiz gerekiyor ki Helicobacter pylori saklandığı mukus tabakanın altından yüzeye çıksın. Ona konforlu bir alan yaratalım ki onu daha kolay yakalayıp atabilelim. Bu nedenle de işte tedavi döneminde bakın sadece altını çiziyorum. Tedavi döneminde magnezyum karbonat veya kalsiyum karbonat gibi mide asitini nötralize eden yardımcı destekler de oyuna dahil edilebilir. Bunun sadece tedavi döneminde olması gereken bir şey olduğunu altını çiziyorum. Tedavi
tedavi tamamlandıktan sonra tekrar yakalanmamak için iyi bir mide asidi şart. Bunu tekrar hatırlatmış olayım. Üçüncüsü, bozulan epitel yapıyı tekrar onarmak için. Biliyorsunuz Helicobacter pylori özellikle mukus tabakanın altında saklanarak epitel dokuya zarar veriyor. Yani mide yüzeyine zarar verici etkiye de sahip. Bu onarım için özellikle çinko ve glutamin gibi bazı mineraller ve amino asitler de epitel dokunun tekrardan onarılması için oldukça önemli. Yapılan çalışmalarda özellikle Helicobacter pylori bakterisinin yaşamını azaltan ve daha kolay atılmasını sağlayan bazı destekler de bulunuyor. Bunlar arasında da çörek otu yağı, epigallokateşin gallat dediğimiz yeşil çay ekstresinden elde edilen bir molekül de bulunuyor. Bunlar da yardımcı destekler olarak oyuna dahil edilebilir. Evet, özet olarak Helicobacter pylori enfeksiyonu neden olur, kolaylaştıran faktörler nelerdir ve tedavide yardımcı destekler nelerdir, bunu elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Tekrardan altını çizmek gerekirse Helicobacter pylori toplumda oldukça yaygın bir şekilde pozitifliği olan bir bakteri. Tekrarlayan enfeksiyonların sebebi de işte toplumda birçok insanda Helicobacter pylori'nin pozitif olması. Ama iyi bir mide asidi varsa Helicobacter pylori etrafınızdaki herkeste Helicobacter pylori olsa bile size bulaş bir o kadar az olacaktır. Çünkü iyi bir mide asidinde Helicobacter pylori yaşayamaz. Ama bir şekilde bulaş oldu. Siz Helicobacter pylori pozitifsiniz ve tedavi dönemindeyseniz ve antibiyotik mide koruyucu kombinasyonu gibi bir tedavi uyguluyorsanız da bunun yanında da tedavi başarısını artıran bazı destekler de bulunuyor. Özellikle bu alanda çığır açan çok önemli bir postbiyotikten bugün bahsettim. Yine yardımcı destekleri olan çinko, yeşil çay ve çörek otu yağı gibi bazı yardımcı desteklerden de bahsetmiş olduk. Bunlar da tedavi başarısını artan destekler arasında sayılabilir. Videoyu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olur ve bildirimleri açarsanız yeni videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Aynı zamanda Akılcı ve Bilimsel Takviye Rehberi isimli kitabımı da tüm Penguin Kitabevi, DNR gibi fiziki kitap evlerinden ve Amazon, Trendyol hepsi burada ve DNR'ın online satış sitesinden de temin edebilirsiniz. Aynı zamanda Spotify, Apple Podcast ve Google Podcast platformlarından da DR Mustafa Kalkan ile Sağlık Notlarım isimli podcast serisini takip edebilir. İş yaparken, araç kullanırken de sesli formatta bu bilgilere kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Ve Instagram DR Mustafa Kalkan sayfasından da beni takip edebilir. Kafanıza takılan soruları oradan da bana iletebilirsiniz. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.